tercihat olacak. Evet, bravo, harika. Bundan sonra ne geliyor Azat burada? Buraya bu şekilde bul bakalım. Sarımız yukarıya bakacak, tamam mı? Evet, bravo sana Azat, harika. Sen gelince perdeler açılıyor. Tamam mı? Oku bakalım burada ne yazıyor? Lale. Çok güzel. El. E. La. Harika. Zıpla Azat. Çok güzelsin. Bravo Azat. Harika. Yat bakalım aynısını da. Harikasın. Bravo Azat. Yat bakalım. Harikasın Azat. 7 aylıkken ben onu buraya getirdim. Konuşmuyordu, yürümeydi. Konuşuyor, ilkokula gidiyor, yürüyor. Öyle dersini güzel yapıyor. Evvelden hiç şey yapmıyordu, bilmiyordu. Şimdi çok memnunum, Allah razı olsun. Yani memurlarından da, şoförlerinden de, temizlikçilerinden ben kıl kadar incilmedim. Allah razı ola, servis geli kapıdan alı kapıya götürüyor, bekliyorlar. Öğretmenlerimden çok memnunum. Gece yarısı olsa ararım, hiç karşı şey hemen telefonu açarlar. Ben memnunum, herkesten memnunum. Özel öğrenme güçlüğü 3 ana başlık altında toplanır. Bunlardan birincisi disleksi. Disleksi okuma becerilerindeki güçlüklerdir. İkinci olarak diskalkuli. Diskalkuli matematik becerilerindeki güçlüklerdir. Üçüncü olarak disgrafi. Disgrafi yazma becerilerindeki güçlüklerdir. Okul çağında öğrenciler öğrenemedikleri zaman, okuyamadıkları zaman akranları tarafından dışlanmalar, akran zorbalığından uğramalar meydana geliyor. Bunun sonucunda psikolojik olarak çocuklar rahatsızlanıyor. Okul çağında öğrenemeyen çocuklar psikolojik olarak rahatsızlanırlar, psikolojik olarak etkilenirler. Bunun sonucunda özgüven eksiklikleri, içe kapanmalar, okumaya karşı önyargı oluşturmalar meydana geliyor. Biz bu çocuklarda, buradaki temel amacımız özellikle drama sahnemiz olsun, eğitici parkurlarımız olsun, orf sahnemiz olsun ve kutu oyunları etkinliklerimizle biz bu özgüven eksikliklerini, kendine güvenmemeleri veyahut da kendini ifade etmede çekinme durumlarını aşmayı hedefliyoruz. 2021 yılında BEP kurulumuza başvuran öğrencilerde ciddi anlamda öğrenme güçlüğünü BEP kurulu çalışanları tespit etti. Bundan dolayı velilerin ve ailelerin talepleri doğrultusunda bu birimi kurduk. Bu birimde toplam 28 tane özel eğitim öğretmenimiz var. Burayla ilgilenen yaklaşık 4 tane öğretmenimiz sadece özel öğrenme güçlüğü birimiyle ilgilenmekte. Öğrenciler bize gelmeden önce rehberlik araştırma merkezinde bir takım değerlendirmelerden sonra özel eğitime ihtiyacı olduğuna ilişkin rapor düzenlenir. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerine başvururlar. Rehabilitasyon merkezine gelen öğrenciler de bizim BEP kurulumuzun değerlendirmesinden sonra hangi sıkıntıları, hangi tedavileri ya da hangi öğretim yöntemlerini uygulayacağımız konusunda kararlar verilir. Bu şekilde bu kurulun açılmasına ihtiyaç duyuldu. Çünkü son zamanlarda ülkemizde de fark edildiği üzere öğrenme güçlüğü anlamında ciddi sıkıntıların olduğunu anladık. Bu konuda öğretmenlerimizin de eğitmenlerimizin de katkılarıyla bu birimi açtık. Bu birimde öğretmenlerimizin çalışmalarından sonra ciddi anlamda öğrencilerde akademik anlamda başarının olduğunu fark ettik. Bu ailelerden geri dönüşlerle tespit edebildiğimiz durumdur. Aynı zamanda zaten görsel anlamda da çocuklardaki değişimi fark edebiliyoruz bu anlamda. Bu birimin bir takım eksikliklerinde sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin sonsuz destekleri, materyal desteği, fiziksel destekler, malzeme desteği anlamında hem arkamızda bir manevi güç olarak devam ediyor hem de bu eksiklerimizi Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlıyoruz. Bu anlamda farklı birimleri de ihtiyaç durumuna göre açmayı planlıyoruz okulumuzda.